Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Suriye ve İsrail'in Ankara'nın arabuluculuğuyla dolaylı olarak yaptıkları barış görüşmelerinin 3. turunun tamamlandığı belirtildi. Görüşmelerin yapıcı ve olumlu bir ortamda geçtiğini bildiren Dışişleri Bakanlığı tarafların müzakerelere devam edeceğini vurguladı. Orta Doğu'daki gelişmeler ve Türkiye'nin arabuluculuğu Washington'da da yakından izleniyor. Başkentteki Woodrow Wilson Merkezi tarafından bir süre önce düzenlenen panelde Annapolis görüşmeleriyle yeniden hız kazanan Orta Doğu barış süreci ele alındı. Katılımcılar Bush yönetiminin görevinin bitmesine 6 ay kaldığına dikkati çekerek Filistin ve İsrail arasında barış anlaşmasının bu yıl içinde imzalanmasını beklemediklerini söyledi. Aynı katılımcılar Türkiye'nin arabuluculuk yaptığı İsrail-Suriye görüşmelerinden de iyimser beklenti içinde olmadıklarını dile getirdi. Washington Enstitüsü uzmanlarından David Makovsky, İsrail-Suriye görüşmelerine Amerika ve Suudi Arabistan'ın daha iyi arabuluculuk yapabileceğini ve soruna yeni başkan döneminde çözüm bulunmasının beklendiğini savundu. İsrail ve Suriye arasındaki görüşmeler açısından Türkiye iyi bir iş yapıyor. İsrailli ve Suriyeli yetkililer dolaylı görüşmelere katılıyor. Ama bana öyle geliyor ki bu görüşmeler 2008 yılında bir yere varmayacak. Bu sorun bence 2009'da çözülebilir. İsrail ordusunun açısından bakarsak görüşmelerin amacı Suriye'yi ekonomik olmasa da askeri açıdan İran'dan uzaklaştırmak. Türklerin İran'la iyi ilişkileri var. Ayrıca hem Türkiye hem de Suriye İran'la iyi ilişkiler içinde. Burada amaç Suriye'yi İran'la ittifaktan uzaklaştırmak, Hizbullah'a gidecek roketlerin geçeceği ülke olmasını önlemek. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan başka bir havuzda yüzmesini istiyorsunuz. O da bu havuzda su yok, havuzu doldurun diyecek. Bana sorarsanız havuzu doldurabilecek iki ülke var. Amerika ve Suudi Arabistan. Bu ülkeler devreye girmezse görüşmelerden sonuç çıkmaz. 1970'lerde Henry Kissinger'la Enver Sedat görüştü. Mısır Sovyet güdümünden Amerikan tarafına geçti. Ama Suriye sürekli Arapların güdümünde de değil. İran ve Irak savaşında İran'ı destekledi. Geçen Mart ayında Arap zirvesi düzenledi. Çok az kişi katıldı. Suriyeliler gelecekleriyle ilgili karar vermek durumunda. Suriye daha fazla petrol ithal etmek zorunda. Bu da onları İran'a daha bağımlı hale getirecek. Bence Suriye'ye bir öneri götürülmeli. Onlarla görüşülmesi gerek ama Bush yönetimi bunu istemiyor. Bu yüzden sorun bu yıl değil gelecek yıl çözülebilir. Bu yıl zaten Olmert'in, Esad'ın, Türklerin kendi sorunları var. Mevcut görüşmelerin sürmesi iyi ama fazla abartmamak gerekiyor. Bence en iyisi Amerika'daki yeni yönetimi beklemek. Aynı panele katılan Wilson Merkezi uzmanı Aaron David Miller da konumu açısından İsrail ve Suriye arasında arabuluculuk yapacak en etkili ülkenin Amerika olduğunu savundu. So it's critical that these two pieces, Abbas and Olmert and the ceasefire continue. The Israeli-Syrian negotiations, does it matter? İsrail ve Suriye arasındaki görüşmeler bence çok önemli değil. Görüşmelerin üçüncü bir tarafın katılımı olmadan başarıya ulaşacağına inanmıyorum. Bu ülke giderilmesi çok zor boşlukları kapatacak güce sahip olmalı. Bu boşluklar hem ekonomik açıdan hem de ileride gerekebilecek asker sevkiyatı açısından doldurulmalı. Geçmişte Baba Esad, eski İsrail başbakanları Şamir, Rabin, Barak, sonra genç Esad, bunların hepsine Golan Tepeleri konusunda güvenlik garantisi verdik. Gerektiğinde Amerikan birliklerini sevk etme sözü verdik. İsrail'le ilişkilerimizi de göz önüne alırsak bu işi kimse üstlenemez. Ne Türkiye, ne İngiltere, ne de Birleşmiş Milletler. Amerika dışında hiçbir ülke bu konuda başarılı olamaz. Durum elverişli olursa Amerika gelecek yıl bu rolü üstlenebilir.